Şimdi bazı tabirler var. Cinsel kimlik nedir? Cinsel yönelim insanın doğuştan getirdiği biyolojik olarak hangi cinsiyetten hoşlandığı demek. Bu tamamen biyolojik ve evrimsel bir şeydir. Bazı insanlar doğuştan işte erkek Fatma veya yumuşak çocuk olarak dünyaya gelirler. Daha bunlar 2 yaşından itibaren kendilerini belli ederler. Ve bunların çoğu homoseksüel olur. Yani eşcinsel. Ve eşcinsellik bugün kesinlikle hastalık olarak kabul edilmez, tedavisi de gerekmez. Onlar bizim dostlarımızdır ve toplumda %7 oranında görülürler. Bu hayvanlarda da aynı rakam. Çünkü evrimsel bir strateji. Hemen bununla ilgili bir anekdot anlatmak isterim. Freud'a Amerika'dan bir hastasının annesi aday olarak mektup yazar. Der ki, oğlum homoseksüel oldu, psikanalizden fayda görür mü? Freud da cevabi olarak ki 36 bin tane mektup yazmıştı Freud. Çok enteresan bir adammış. Bu bir çeşitlidir. Tedavisi gerekmez. Ama analizden fayda görebilir der. Annesi götürmez. Daha sonra Viyana'daki evinde yaptığı bir psikanaliz tedavisi sırasındaki bir homoseksüel hastası Trafalgar meydanında kendini asar. Onun için homoseksüelliği biz tedavi etmiyoruz ve bir cinsel kimlik bozukluğu değil. Buna karşılık geç yaşlarda, ergenlik veya daha sonra ortaya çıkan vakalarda kendini erkek gibi hissedenler, transvestistler, transvesti değil, travesti değil, karşıt giyiciler, transseksüeller, cinsiyet değiştirenler, fetişistler, fetişistik, transvestist dediğimiz gruplar, pek çok böyle cinsel kimlik bozukluğu sonrası ortaya çıkan durumlar. Bunların bir kısmı ameliyat olur, kadın olurlar ve kadın pembe pasaportunu da alırlar yahut kimlik kartını da alırlar ve gerçekten kadın olurlar. Bir kısım maalesef fuhuş batağına düşerler. Ama şöyle söyleyeyim, bu cinsel kimlik bozuklukları bir hastalık. Bunların tedavisi mümkün. Tedavide daha çok psikoterapi kullanılır. Bazı cinsel kimlik bozukluklarında ise hem hipnozu hem psikoterapi hem de bazı serotonin üzerinden çalışan ilaçları beraber kullanabiliyoruz. Son bir şeyi şuradan ifade etmek istiyorum. Transseksüalite, yani cinsiyet değiştirme, bugün dünyanın hemen hemen pek çok gelişmiş ülkesi son derece normal bir şey. Hele Hollanda'ya gidin, homoseksüeller evlenebiliyorlar bile ve buna hiçbir kimse karşı çıkmaz. Bizde biraz zorluk çıkarılıyor. Bu insanlar da hasta filan değildir. En yakın zamanda, daha en küçük yaştayken, özel bir takım psikolojik testlerden geçirildikten sonra ve bir takım hormon tedavileri, kadınlık hormonları filan verildikten sonra en yakın oldukları cinsiyete, yani kadınlığa geçirilmesi gerekir. Daha az olarak da kadın olarak dünyaya gelen, dişi olarak dünyaya gelen erkek olmak isteyenler olur. Onlarda da yine yapılabilecek en küçük yaşta ön psikolojik testler ve hormonal değerlendirmelerden sonra mutlaka ameliyatla kendi cinsiyetleri kavuşmaları sağlanır. Ve bunlar da birer hastalık olarak artık kabul edilmeli.